أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Haram kavramı, haramı çeşitli yönleriyle külliyatta toplanmış farklı farklı cümlelerle zenginlik açacak. Seçmemin sebebi, haram ruhu inşa eden, istikametine koyan helal haram kavramıdır. Şöyle bir başlayayım size. Mesela Shakyamuni Buda, Budizm, Taoizm, Nisan, Isuzi, bunlar dindir, dinlerin isimleridir. Budizm, yani bir sürü öğretiler var. İçlerine bakmış bir insanın, içlerindeki öğretinin yapısını bakmışım. Dinlerin öğreti olarak kalan kalıntılarıdır. Yani 124 bin peygamber gelmişti ya. 124 bin peygamberlerin birisi şu öğretiyi almış, öğreti olarak. Ötekisi başka bir öğreti olarak kendisini gösteriyor. Niçin söyledim bunu? Her bir batıl meşrepte dahi, uyduruk dinlerde dahi hak bir malzeme var. Bu dinlerden kalmış. Baki kalmış, baki dininden kalmış. Yoksa öyle insanlık dünyasında revaç bulmaz. Karşılık bulmaz. Yani fıtratan bir kısım uygun olması dinlerden kalmadır onda. Bozulduğu için bozuldu. Genel değildir. Mesela ahlakı esas alır Budizm. Dinlerden kalır. Ama şeyden Yahudilikten şey almış. Reenkarnasyonu almış. Şimdi bu haramla ne alakası var? Arkadaşlar, bir şeyin haram ve helal olabilmesi için, denebilmesi için insanın ruhuna ihata lazım. İhata lazım. Ruhu bilenin işidir. Bak, ben size kavramdan bahsediyorum. Yani şu haramdır, helaldan bahsetmiyorum bakın. Bir şeyin haram denmesi için, helal denmesi için o ruhu bilmek lazım. Çünkü bir şey nereye göre evet veya hayır? Evet ve hayır nedir? Yani bu haramdır denmesi için tamam da nereye göre bu? Bu neyin nesidir? Eğer dinler olmasaydı bu kavramlar olmazdı. Olmaz yani, çünkü ancak ateş yakar, düştüğün zaman kafan kırılır. Bu tür şeyleri tespit ederdi beşer. Yani yap, yapma, kuralları koyardı. Konfüçyüs onlardan bir tanesidir. Gene bir isim, peygamberden almış o şey, Zülkarneyn peygamberinden. Öğretisinin değiştirmiş halidir. Konfüçyüs. Anayasası. Bilerek söylüyorum. Yani sağım olduğu için biraz meşgul olmuşum. Öyle almış. Yani ruh esastır. Bu önüne bir şey koymadan ona hükmedemezsiniz. Netice bu. Peki bir şeye haram diyorsun, helal diyorsun. Nereye göre diyorsun? Nereye göre nedir? Dinler var olduğu halde, kitaplar açık, naslar belli olduğu halde,
Müslüman olduğunu iddia ettiği halde haram helal kavramı birbirine girmişken ya dinler olmasaydı, çok garip şeylerin yaşandığı bir asırdayız. Vel asr. İnnel insane lefî husr. Öyle garip bir zamandayız ki, yani dinler var, helal haram kavramları nettir. Hepsi nettir. Ha? Bu budur, bu da budur. O kadar net ki, tahmine bırakmamış, adam gene gözünün içine baka baka sana tersi söylüyor. Ya şunu demek istiyorum, ya dinler olmasa? Şimdi, haram aynı zamanda hürmetten gelir. Kök harflere ait. Hürmet. Yani harama hürmet etmek. Riba mesela gibi. Kasten olursa Allah'ın haramına kale almamak o tehlikeli bir şey. Ama nefse mağlup olup da harama düşmek İtikad devreye girmiyor. Buna muvazene-i amalle ölçülüyor. Hem dünyada hem ahirette. Yani günah yaptık. Yani günah işlemek imansızlıktan değildir. İmanın mağlubiyetindendir. Var olan bir şey mağlubiyetindendir. Allah da haşir meydanında iyilikleri bir tarafa, kötülükleri bir tarafa muvazene edecek. Bunun adı muvazene-i amal deniliyor. 13. lemada. İtikada dair haram var ki bu küllümen gider. Cerbezeyle burada hiç işlemiyor. Cerbeze yaptığını aldatan aldanandır diyor. Eğer sadakat yoksa bu haram ve helal kavramlarının tarafgirlik bölümünde ayağa kaymaması imkanı yoktur. Ayak kaymaması demek sadakata da gerek yoktur olurdu. Sadakatin şart olması ayak mutlaka kayacaktır. Şeytanın da pusuda beklediği yer tam burasıdır. Nedir? Amel dediği itikatta. Tarafgirliklerdeki haram. Mesela وَلَا تَلْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُتْ فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Yani burada değil taraftar olanı meyledeni de Allah tehdit ediyor. Zalime, imansızlığa, küfre, zulme değil taraftar olmak, meyletmek imanı götürüyor. Ama haram işlese, haram işlese iman gitmiyor. Bu pusuda nerede bekliyor şeytan? Tam burada, hele bu asırda, hele bu zamanda, tarafgirliklerde bekliyor. Ayağının kaymaması tek şarttır. Sadakat. Yani asın imamının getirdiği ölçülere hesapsız, tam teslimiyetle çıkar. Sadakatla batan tarihte hiçbir tane yoktur. İlimle dalalete giden çoktur. İlimle tarihin derinliklerine baktığımız zaman ilimle dalalete gidenin haddi yoktur. O kadar var ki ilimle gidiyor. En selametli yol asrın imamına küllümen teslim olmak değil, edile-i şeriyi bırakmadan mihenk yaparak teslim olmaktır. Üstad diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Altın çıkarsa febiya, demir bakır çıkarsa arkasına gıybet üstüne de hakareti bana gönderirsiniz. Mihenge vuracaksınız. Üstad ben dedim diye almayın dedikten sonra ben kimim? Ahmet Mehmet kimdir? Onlar hiç böyle edile-i şehri vurmadan felanca dedi. Kim bu yani? Kim olursa olsun.
Koca Bediüzzaman dahi olsa mihenge vurmadan almayınız diyor. Öyle acayip, öyle garip bir zamandayız ki bu 10 dakika izahatı ihtiyaç duyuyor. Amel de haram kurtarır. İyilikler kurtarır. İtikatta haram küllüme gider. Hiçbir şey kalmaz. Ne yapacağız abi? Pusuda nerede bekliyor adam? Şeytan. İtikattaki haramda bekliyor. Yani tarafgirliklerde, kısacası tercihlerimizde pusuda bekliyor. Tam burada işte kesin ve keskin bir aşk. Tam orada sadakat orada geçerli. Yani tarafgirliklerimizi taraftarlıklarımızdan olmamalı. Tarafgirliklerimizi taraftarlıktan değil, edile-i şeriye, din ne diyor diye soracaksın. Ondan sonra ben dindeki yeri bilmiyorum, doğru. Asıl imamına tabi olacaksın. Ustad Bediüzzaman Hazretleri, herkesin cemaati var. Cemaatinin önderini, hareketini küllümen içine alma, ben almıyorum. Edile-i şeriye vuruyorum çünkü kendisinin emri. Uyuyorsa kabul ediyorum, yoksa yok. Var mı hiç? He? Hiç ümmiye var mı? Ben rastlamadım da ama beni yakından bildiğin için hukuka bakıyorum. İslam hukukuna bakıyorum. Bugünlerde mesela bu azam-ı şer, lehven-i şere baktım ya. Şeriatta ne diyor? Ustadın fikri değil. Lehven-i şer şeriatın anayasasında var, mecellede 27. maddeymiş. Lehven-i şer. Hayr-ı şer demiyor. Yani tarafkilik acayip bir şey. Ölçüler getirmiş. Bir tanesini bir kaçırdığın anda dibi komple gidiyor açığı. Sen bir sağ verin. Lehven-i şer diyor, azam-ı şere karşı konulmuş, karşılık. İslam Anayasası'nda. Azam-ı şer, lehven-i şer. Azam-ı şer şu, kol kesiyor. Ötekisi parmak kesiyor. Parmak kesiyor. Şimdi buna İslam parmağı kesene de hayır demiyor. Bu da şerdir. Ama ehvendir. Nereye göre? Azam-ı şere göre. Kola göre parmak iyidir. Parmağı teslim ediyoruz. Mutlaka bir tane. Ya tercih etmesen kol gidecek yani. Mecbursun. Ya kolu vereceksin. Doktorluklar bilir, doktorlar bilir. Kangren olmuş. Şeker olmuş. Ya buradan keselim diyor. Yok abi parmak şey gidecek. Ya kol gidecek. Çıkıyor yukarıya. Öyle mi abiler, iki tane doktoru görüyor. Gidiyor işte. Kangren olmuş, o zaman parmağı keseceksin. Tercih etmeme şansın yok. Yani üçüncü şık yok. Yahu yahu. Etmediğin anda azam-ı şeri tercih ediyorsun. Çünkü sen ehven-i şer kategorisindesin. Sistem itibariyle. Yani Müslüman ehven-i şerdedir. Etmediği anda, tercih etmediği anda azam-ı şerde oluyor. Bu çok ilginç. Bunlar, bu kaydeleri ustadın değilmiş yani. Kolu kesenlerin yanında oluyor yani. Otomatik olarak. Yani böyle bir şey lüksün yok. Ustad asıl imamı, belki başkasına göre başka olur. Asıl imamı tarafgirliklerimize bir çivi çatmış duvara. Azam-ı şer budur diyor. Ölçünü buna göre yapacaksın diyor. Bunu kaçırdın mı buradaki ehvenler hepsi kayıyor. Şeye benziyor, son şeyimiz olsun. Poligon taşı var. Kazasoda gelenler köyden. Bir köye gelirler. Arabada çanak anten açarlar, uyduya bağlanırlar. Bir tane taş koyarlar genel. Ana taş. Her şeyi o taşa göre ayarlarlar. Ben oradaydım bizim köyde yaparken, denk gelmiştim. Mühendise dedim ki, ya ben bunu sandık kaydırsam ne olur ya, poligon taşı yani. Ana merkez taşı. Uyduya verilen taş. Dedi ki 10 santim. Dedi ki hoca,
Tamam mı? Hocam köyün aşağıya bakıyor. Şu denizin kenarında arsayı görüyor musun? He. O arsa denizin ortasına gözüküyor. Burada 10 santim, orada tarla yoktur. Yani merkezdeki küçük bir irtifa götürüyor. Azami Şerif'i şey göstermiş mesela ustam. CHP'yi göstermiş. O onun kaçırdığın an bütün tarafkirlikini alt üst olur. Bunun yanında olmayacağız. Bir. Azami Şer. Bunun karşısında olan o da şer. Ama Azami Şer'e göre ehvendir. Peki nedir? Bunu durduracak. Bizden yana olacak. Şerlerle olacak da tabii. Ustad da diyor ki hiç şersiz bir şey istemek anarşistlerin ruhudur diyor. Kusursuz bir şey arama. Ancak peygamberde, dört halifede ve Ömer bin Abdülaziz-i Emevi'de olur diyor. Onun gibi güneş gibi imanı taşıyanlarda olur diyor. Aynı böyle ölçü getiriyor. Yani mümkün değil. Ya ne abi şunlar bunlar tabii canım. Sen peygamber seçmiyorsun ki. Onu da zaten ses seçmeyeceksin de. Ha, bunu kaçırdığın anda bütün ölçüler birbirine girer, zanlar giriyor. Din değil artık. Bu kendi tarafkirliğin olur. Bunu kaçırdığın anda bitti. Demek ki azami ile ehven işe ölçüsünü ustad getirmemiş. Azami şeri asıl imamları koyar. İslam ve Kur'an düşmanlarıdırlar bunlar. Tamam. Bu azami şeri de görmek zor değil. Çünkü senin hayatın ortadan kaldırandır. Din ortadan kaldırandır. Dini. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka dini ortadan kaldıran şimdi yok. Onun yanında olmamak ehven-i şer'dir. Hem o ehven-i şişe azam-i şer diyeceksin, hem onunla aynı tercihte olacaksın. Sen de o tiptensin. Otomatik oraya taşınıyorsun. O çok kadar ya, bak zor bir şey değil. Onun karşısında olacaksın. Fikren onun karşısında, eylemen onunla beraber olduğun aynısın. Hiçbir şey yok. Şimdi gelelim Aram. Ustadın ölçüsü değilmiş diye söyledim. Ben ustadı biliyorduk ya. Değil. Ha, kaçırdığın anda cerbeze odur. Bunu göstermiyorlar. Bir şey bilenler. Yani bak elimi böyle niçin yapıyorum? Duvara çakacaksın böyle. Oradan kalktı mı, eskide musaflar duvara asılırdı, oraya asarlar. Dolap yoktu da asarlardı zembil gibi. Buraya asacaksın bunu. Ha. Belki kafana yatmaz. Orada yatırırlar kafana. Nasıl yatar? Bu azam-ı şer buydu. Bununla beraber amelen ve fikren tarafkirliğinde olmayacaksın. Bu senin fikrin değildir. Buna mecbursun. Ama amasını anlama. Sonra demedi deme. Şimdi haram okuyor. Aranızda kim var bilmiyor. İnerken şunu söylemem icap ediyormuş. Vesveseden nasıl kurtulurum? Birisinin şeyi sorunu var, onun için gelmiş. Öyle zannediyor, bilmiyorum herhalde. Vesveseden nasıl kurtulursun? Kurtulmaya çalışmayacaksın. Çalışmamak. Kurtulmaya çalışmamakla kurtulursun. Bir daha. Vesvesede nasıl kurtulurum? Kurtulmaya çalışmamakla. Vesveseyle vesveseden kurtulmaya çalışma. Vesveseden kurtulmaya çalışmak şeytanı varlıktan kaldırmaktır ki bizim böyle bir gücümüz yok. İşine yarayan alsın. Vesveseli adam amelin daha evlasını ararken arama düşer. Nedir o? Detay arıyor. Gündelik hayatta. Mesela ama abi bu şeyler var, hırsızdır bilmem ne. Tabii lan hırsızdır. Herhalde evliya olduğum kim de söyledi. Hırsızdır tabii. Bir tanesi haram işliyor. Bir tanesi itikadını yok ediyor.
Bir tanesi malını alıyor, bir tanesi imanını alıyor. Bir tanesi tercih ediyor. Amel şey yaparken, dur bakalım. Vesveseli adam harama nasıl düşüyor? Abdest alacak şimdi. Yani kardeşim, istersen arabanın zımparasını getir, kaporta zımparasını, onunla yapalım. Yani yıkamış mı yıkamamış mı, mikroskopla, teleskopla bakma denmiş mi? Bunu yaparken gözümle gördüğümü söylüyorum, yanımda o kalanlar vardı. Emsaldık o zaman, gücüm yetmezdi ona laf. Tamam mı? Emsaldık. Şimdi bir genç olsana, şimdi gücüm yeter ya. Şimdi bu abdest alıyor biliyor musunuz? Abdest alıyor. Allah bir görseniz. Ne takmalı. Sabah namazı bitti. Üstü başı ip istak geldi. Hem biraz da yaşlıydı. Hasan kardeş namazı var mı daha? Sabah namazı. Abi yarınki sabah namazına saklarsın. Yarınki sabah namazına geçmedi. 23 saat daha var. Ya. Daha iyisini yapmak adına gitti. Yapma. Laf dinle. Ama iki kişi laf dinlemez diyor Gazali. Bir, aşık. İki, vesveseli. Ustad da ne diyor? Vesveseden kurtulmanın yolu yaban arılarla uğraşmak gibidir. Daha çok uçuşur. Vesveseden kurtulmaya çalışmamakla kurtulursun. Bazen bana gelmedikleri zaman şüpheleniyorum. Allah Allah. İyi bırak ulan. Başka bir yerde mi ya? Mutlaka boş durmuyor da. Nereden girdi yani? Şu anda yok. Amelim diyor. Namazımda da yok. Bazen şüpheleniyorum. Niye gelmedi? Rahatsız da oluyorum ha. Sen kendini aktifleştiriyorsun herhalde. Aktifleştiriyorum, güncelleştiriyorum. Ona da ihtiyaç yok. Adam güncelli de öteki taraftan giriyor. İnsanın helal sayı ile meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler keyfine kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmamış. Sayfaları görüyorsun. Arkadaşlar, helal dairesi keyfi kafidir. %90 gençsiniz. %90'dan fazla. Ben de yaşlı iki kişi görüyorum. Var mı Fethi abi, Nadir abi ve Fethi abi? Kim o be? Ali bak ben bir şey demedim ha. Allah razı olsun. Ondan sonra iki kişi de burada olsa. 4-5 kişi. %90 genç. Arkadaşlar için söyledim. Harama girmeye gerek yok. Helal dairesi keyfe kâfidir. Mesela bu kadar içecekler var. Bir zıkkım var. İçme onu ya. Zıkkım var. Zinaya gitme. Zaten imkanı da varsa 4 tane de alabiliyorsun. Yani o imkan mı? Bir tane yetmedi mi lan? Bazılarına diyor abi falan. Lan ben 54 sene hiçbir tanesiz kanaat ettim. Sen bu yaşına kadar bu iki de bir tane sana yetmedi yani. Bazen böyle konuşturuyorlar ben. Kızıyorum doktorum ya. Niye arama giriyorsun diyorum ben. Niye giriyorsun? Yetmedi mi sana? Yani belki şaka yoluyla söylüyorum ama en ağır söz şaka yoluyla söylenir. Lan bir tane yetmedi mi? Niye harama giriyorsun? Gerek var mı? Dişini sık. Arzuların tatmin olmaz. Mümkün değil. Tabii ki olmayacak. Ertelemeyi, ötelemeyi bil. İsteklerimizin karşılığı burada yok. Burada bir iş yapıyorsun. Neslin çoğalması için o alınan lezzet şekerlemedir bu işi yapsın diye. Kim girer bu külfetin altına? Sabahtan akşama çalışmaya kim girerdi tembellik varken? Yani bir işte var. Kimse yapmaz, yanaşmazdı bu işe. Neslin devamı için. Bu lazım. Onu da kardeşim, fıtratımızın istediği keyif ve lezzet ise Allah diyor, dünyada yok. La rahat defi dünya. İlla darul ahiret. Yok yani öyle bir şey. Fıtratının karşılığı burada yok. Yok gençler, yok. Mümkün değil. Cennette de var mı? Orada da olsa cennette tükenir. Orada da yok. Dibi yok yani. Nihayet gidiyor. Nihayetsiz gidiyor. Bu mu? Bu bir şey. Bu da bir şey değil ki. Lezzetlerin, zevklerin rüyetullah'tır. Onun da dibi yok ya. Yok yani.
İnsanın fıtratına nihayetsizlik verilmiş. Nihayetsiz fıtratınıza nihayet verilse, affedersiniz, kusura bakmayın bir daha, panteistlerin burada yanılıyorlar. İnsanın, bir daha söylüyorum cümleyi, çok önemli bir cümle, toplamadan çıktı bu cümle. Nihayetsiz fıtratımızın lezzetleri, keyifleri, yerleri nihayetli olsa, nihayetsize, nihayet verildiği anda insan tanrılaşır. Anladınız mı? Çok ilginç bir cümledir. Nihayetsiz fıtrata nihayet verilse, bu kadar, o tanrıdır. Çünkü nihayetsin nihayeti yoktur. Nihayetsizin nihayeti olmadığı için nihayet yeri göstermek haşa tanrılaşır. Yok yani öyle bir şey. Cennette de nihayetsizlik var. Şimdi böyle bir fıtratı, cennet bile tam karşılığın değil senin, mümkün değil arzularının. Çünkü cenneti isteyene ver onu. Bana seni gerek, seni dettiren fıtrattır. Rüyetullah var, biliyor musunuz? Rıza ilahi var. Bu rıza ilahi lezzeti, nasıl bir lezzet biliyor musun Hamza? Ustad diyor Emirdağ'ında, 96'da diyor. Rıza ilahi lezzeti, ne ölüme cehennem korkusu, ne cennet sevdası lezzeti gözüme göstermiyor diyor. İnsan cehennemden ödü patlamaz mı ya? Cennet gibi bir gaye olmaz mı insanda ya? Onları ortadan kaldıran bir şey rıza ilahi. Ne var içinde? Acayip bir şey ya. Günahlara karşı korku var, Allah'a kaybetmekten haf vardır. O bir şey değil, o cenneti kaçırmak, şu cenneti kaçırmak. Allah'ı kaçırmak. Rızasını kaçırmak. Bakın, rıza ilahi bir insanın beynine, ruhunu bloke ettiği zaman onun dünyasında ne cennet sevdalılığı ne cehennem korkusu olur. Bunun ikisini ortadan kaldıran şeydir rıza ilahi. Nasıl bir şeydir bu? Gaye olmaktan çıkıyor. Onun dehşeti, korkusu rıza ilahinin içerisi Allah'a kaybetmek. Allah nedir bizim için? Onu kaybetmek Allah. Allah hiçbir Müslümana nasip etmesin. Ya Rabbel Alemin. Muhammed'im, senin yanındaki hürmetin Allah'a. Ya. Araba girmeye gerek yok kardeşim. Helal dairesi keyfi kafidir. Dişini sık, zaten yakında öleceksin. İşi kal. İşi ne? Ha kalk. Git. Bir tanesi bugün aradı. Abi. Çok mu korkuyorsun ölümden? Abi ya, tabii korkuyorum. Göndersene bana ölüm korkunu. Durdu. Ya, ölüm korkusu değil o. Biliyor musunuz ölüm korkusu? Ölüm korkusu, ölüm korkusu değil. Geçmiş günahların korkusudur. Namertim ölüm bugün gelse yok dersem. Ölüm kadar güzel bir şey var mıdır? Teristir. Allah, ben nereden korkuyorum biliyor musunuz? İbrahim. Yaşamakta. He? Yaşamakta. Nereden korkuyorum biliyor musunuz? İstikameti kaybetmekten ödüm patlıyor. Fethi abi. İstikamet. Dev insanlar, alimler, ilim ehillerinin batışlarını batan gemileri gördükçe, uzaktan okyanustaki gemilerin batışını gördükçe dehşet alıyorum. Ve her zaman Allah'ım istikametten ayırma diyor. Allah'ım istikametten ayırma. İlim netice değilmiş ya. İlimle dalaleti giden çoktur. O kadar yazarlar var ki kitap yazıyorlar böyle. Kitap yazanlar veli nimetlerimiz gibi gözüküyorlar ha. Bu daire-i nurda da var böyle. Öyle gözüküyor. Koca koca adamlar basit bir göle senin topunu bile saklamış orada boğulmuş. Profesörler, doçentler. Ya. Niye biliyor musunuz? Ha bu kafayı esas aldı. Lan kafa ya, bu akıl ya. Akıl bir alettir ya.
aklın ne olduğunu öğrenmek istiyorsan pazar günü enfusu derse gel de dima dersi işleniyor. Akıl neymiş? Vicdan neymiş? Kalp neymiş? Bir gör bakalım veya siteye girin. Dima dersini bir dinleyin. Bu ölçü alınır mı ya? Alet ya çoğu zaman anlatıyor. Akıl bir taraftır. Bir taraf. Bir taraf. Neyse hadi bakalım. Su ihtiyarı ile gayrimeşru sebeplerle zaruret olmuş ise haram helal, haramı helal edemez. Ruhsatlı ahkamlara medar olamaz. Özür teşkil edemez. İsterseniz bir açalım. Şöyle şeyi, camı. Bak şimdi. Haram yolla, öyle değil. Haram yolla bir şey elde edilmiş, zaruret olmuş. Haram. Mesela şöyle diyeyim. İçki içti. İçki müptela oldu. Şimdi onun için zarurettir olmaz. Peki sokakta yürürken kafayı bir yere vurdu, aklı gitti. Aklı gittikten sonra ondan söylediklerini mesul değildir. Ama içki içerek aklı gitmişse hepsinde mesuldür. Sarhoşken karıyı boşamak aynen boştur. Ama öyle sinirlendi ki İslam bunu almış yani. Öyle sinirlenmiş ki ne dediğini bilmiyor. Cunulluk deniliyor bu. Öfkesi gittiği zaman sen böyle böyle dedin. Yok canım öyle bir şey denilir mi ya, manyak mısın ya? Ha, buna cunulluk seviyesinde aklı gitmişse boş dese bile boş değil. Ama içkiliyken demişse boştur. Zaruret yoktur, özür yoktur. Çünkü haram yoluyla olmuştur. Ruhsat yok. Gayrimeşru sebeplerle zaruret olmuş ise haramı helal edemez. Gayrimeşru yollarla olmuş. Adam tilaki olmuş. Harama. Abi benim için tilaki. Ot benim için zarurettir. Ot benim için zarurettir. Niye? Ya... Böyle radikal karar alacaksın bu tür şeylere muptele olmuşsan kurtulmanın yolu otlardan, o haplardan kurtulmanın birinci yolu şudur. Çevreni değiştireceksin, kesinlikle hicret edeceksin. O bölgeyi değiştireceksin. İki, en tefekkür grubu bulacaksın, onlarla teşhiki mesai yapacaksın. Tefekkürle aşarsın. İstekler sol kulağında cinlerin üfürmesidir. Arzular şeytanın vesvesesidir. O istekleri aşabilmen için tefekkür de boyutlaşman gerekiyor. O zaman ezer geçersin. Hiçbir şey, hiç kimse seni bağlayamaz. Bir adam su ihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse, tasarrufatı ulema-i şeriatça aleyhinde caridir, mazur sayılmaz. Yani İçki içmiştir, sağda solda yanlışlıklar yapmıştır. Mazuru yoktur. Aynen onun hakkında caridir. Haramın çeşitlerini okuyorum. Mesela adamlar kendi kafalarına göre zaruret ölçülerini kendileri buluyor. Dedim ya koca koca adamlar var. Zaruret için din demiş ya tuvalete nasıl gireceğini, tuvalete nasıl gireceğini din söylemiş. Zarureti dememiş olur mu? Din ya. Ha? Şimdi zarureti kendisine göre uyduruyor. Zaruret haram helal et. La kadının sesini yayma. Namahremdir. Yayma bunu yani. Zaruret der diyor. Sana mı bırak bir zaruret? Zaruret demek şer'i hukuk şeyde meccellede yazıyor zaruret. Bir organın itlafı veya hayatın ortada kalkması. Son nokta değil mi abi? Yok son nokta değil. Mesela bir organını kesecekler. Hah ruhsattır onu yapabilirsin. O da kendi aram. İçki içebilirsin ama şuna zina yap yapamazsın. Onu da şey yaptılar. Seni vuracağız buna zina yap. Orada da ruhsat yok. Ama kendin içki iç denilirse veya Muhammed inkar et denilirse diye organın kesilecek. Bir organın itlafı veya hayatın ortada kalkması, öldürülmek. Olursa, böyle iki durumda karşı karşıya kalırsan, haramlar helal olur zati günahlarına. Al şu silahı, yoksa seni vuruyorum, onu vuramaz. Gene günah zati olacak.
Peki oraya kadar İslam hükmetmiş, alim hükümler getirmiş. Adam kendi kafasına göre zarurettir diyor. Ulan zarureti sana bana bırakmamış ki çevresini. Zarurettin ölçüsü bu. Yani niçin bunlara giriyorsun Hasan? İslam hukukundan da veriyorum da. Şey yapılmamış böyle. Bilin, aldanmayın. Aldanmayın. Sevgili kardeşim, aldanmayın. Artık bir edileşini ehline sormayı öğren. Ve okumak ve ehline sormak. Böyle piyasada o kadar sahte paralar dolaşıyor ki. Mekke. Beyler buyurun sordun ha. Burası Paris. Bizim dolmuş para. Mekke diyor, Paris'e indirdi bizi. Din diyor, tamam mı? Bizi haramdan kurtarıyor, haram yaparak. Acayip bir şey. Yani dikkat etmek lazım. Haramdan kurtarmaya çalışıyor. Tamam, gayret acayip. Çok hoşuma gidiyor. Fakat haram yaparak. Sayı helal, masrafa etmemiştir kifayet. Onda hile, harama, beşeri sevk etmiştir. Mesela arkadaşlar, bu çok önemli hepinize. Dünyada niçin olduğunu bilirsen, bak dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini bilirsek, bu dünya niçin var, ben burada niçin bulunuyorum, ne olur? Şuur etme nispetinde aza kanaat et, ömrünün sermayesini sırf dünyaya harcama. Zarret var zanniyle. Mesela kaçta çıktınız işten? 5'te. Ek işi gidersen buraya gelemeyecektin işte. Niçin ek işi gittin? Ek iş yaptın, mobilya aldın. Yani telefon aldın. Ek işi gidersen zamanın olmaz. Sırf dünya için yaratılmadık ki. Bütün vaktimizi dünya harcıyoruz. Zamanım yok diyorsun. Kime? Zamanı verene. Sahibine yok diyorsun. Yok diyorsun. Yani bu çok önemli bir madde. Arkadaşlar, çalışmamızı makul seviyede tutup gelir giderine denk getireceksin. Ek iş yapma. Aza kanaat et. İktisatlı ol. Şükrü bırakma. Nankörlük yapma. Ağzın hep hamd ve şüküre alışsın. Yoka alışmasın. Bu sefer Allah yok ediyor. Yani israf yapmayalım. İsraf derken ille mal değil. Televizyonların karşısında ömrümüzü israf etmeyelim. Cep telefonu mezarlığına gömülmeyelim. Kurtulamıyorsan tuşlu telefona. İraden olmuyorsa tuşlu telefona. Değiştir telefonu. Yazık günahtır. Ömrüne. Çünkü bulamazsın. O kadar insan mezara indirmişim ki bu elle. Günahtır. Yapma. Yani bir kere çalışman bir tane senin helaline yetsin. Kanaat et. Bu sefer dine ve kendine zaman ayırabilirsin. Mide için kalbini feda etme. Zaman kendine ayır. Bana bir şey ver demiyorum, dikkat edin. Yalvarırcasına size ifade etmeye çalışıyorum. Kendinize zaman verin. Kendinizi sevin. Kendinize değer verin. Siz en kıymetli sizsiniz kendinize. Sizden başka siz yok. Sizin yediğiniz yok. İstepler lastik değilsiniz. Telef etme. Zaruri ihtiyaçlarına kanaat et. Ek iş yapma ki ek işe girmezsin. O zaman sayı helal yeter sana. Bu sefer kitap okumana, derse gelmene zamanın olur. Yapma. Eğer hüznü yetimi veya şevki nefsani verse alet haramdır. Değişir esas eşhasa göre herkes birbirine benzemez. Şimdi arkadaşlar bu İnşaat icazda da var. Mezheplerin, dinimizin söylediği haramlar var, çalgı aletleri. Onlar helal dedikleri helal, haram dedikleri haram. Helal dedikleri gene kişinin anlayışına bağlı. Yoksa haramı benim için böyle ulvi şeyler uyandırıyor.
haram. O helal etmez sana. Değil. Neye benziyor? Mesela adam ilahi namı altında türküler var. Sırf sözleri bizde. Aletleri Barış Manço'nun o kıssasında yok. O kıssa o çalgı aletlerine aletleri haram olan çok. Allah derken, ulvi şeyleri anlatırken haram aletleri kullanıyor. Onun için ilahi namı altında türküler de. Türkü ya. Yani sözü bizden yana. Sistem değil. Abi ben alıştım ya ne yapayım? Öteki tarafa da alışırsın canım. Yani piyasadaki ayağını kaldırıp da 40 tane fetva verenden uzak durun. Ya. Abi sizin de payınız var bu işlerinizin arasında değil mi? Cennet hamam sıcağı deyince millet başladı dindir. Müslümanı öyledir inşallah. Cehennem. Evet. Müslümanı öyledir inşallah. İnşallah. Fakat haramı helal saydın mı Müslümanlıktan çıkıyorsun. O yani düşsen bile bak gençler meyhanen dahi olsa haşa. Meyhanen dahi olsa, içki fabrikan dahi olsa sakın Allah taraftarı olur. Ol. İmanın sağlam o tarafın günah. Bakın fabrikan var içki imal ediyorsun ama lanet olsun. Nereden düştüm ya? Allah beni kurtarsın. Dua edin. Nedamet ediyorsun. Taraftar değilsin. Bu adamın imanı var. Ama fakat adamın bir tane içiyor. Fabrikası da yok. Ne aramı be kardeşim ya? Hangi zamandayız? Dedi mi? İmanı yok. Fabrika sahibinin imanı var. İçinin imanı yok. Sebebi taraf gibi. Çünkü gene hukuk İslami'den söylüyorum. Çok çalıştığım için. Bir günahı istihlal ve istifaf etmek alameti küfürdür. Ne demek? Haramı helal demek veya haramı hangi zamandayız? Yani hangi zamandayız? Hangi zamandayız kardeş? Zaman değişmez ki. Zaman aynı zaman. 100 senede önce dakika aynıydı. 100 sene sonra da dakika aynı olacak. 100 sene önce bizim dereler akardı, şimdi de akıyor. Değişen ne var? Ahmet Mehmet'ler de aynı. Zihniyetler değişmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Allah dünyaya, şu dünya var ya, lambayı bir vuruyor, gündüz. Söndürüyor, gece. Aynı yer. Yakıyor, söndürüyor. Yakıyor, söndürüyor. Aynı yerle aldanıyoruz. Lan neresi geçti ya dünya? 10 sene geçti, 50 sene geçti. Nerede geldi? Aynı yerdeyiz kardeşim, bir yerde değiliz. 50 senede bir burada mısın dünyada? Lamba yanıyor, sönüyor. 100 senede olsan aynı olacak. Onun için fazla durmaya gerek yok. Gerek yok ki yani. Ne yapacaksın durup da? Ha namazın varsa diyor. Peygamberimiz diyor ki, namazınız varsa, hayrınız çoksa, toprağın üstü altından daha hayırlıdır. Ha onun için tamam, ölme, lazım. Namaz kılıyorsun değil mi? Elhamdülillah. Hayır tamam yaşaman lazım. Sevabın fazla. Namaz kılmayan birisi varsa niye yaşıyor ki zaten? Yani yükseği katlanıyor. Nasıl hırs yolunda her zilleti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayat uhreviye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Mesela bir tanesi aradı beni. İsim vermediği için. Ben güldüm, siz de gülersiniz. Ondan sonra beni birisi aradı. Dedi ki, fetva istedi yani ben dedi, yapamaz mıyım dedi. Durumumu anlattım sana. Neymiş? Gümrükte memurmuş. Emekli olmadan önce. O rüşvet haramla, Osman, o kadar acayip lüks şeyler yermiş, içermiş, giyermiş. Dediğine göre bilmiyorum ama o kadar da olur mu? Haftada bir takım elbise değişir mi? Oluyormuş demek ki. Bilmiyorum da. Şimdi bana ne soruyor biliyor musunuz? Ya dedi ben böyle bir hayata alıştım dedi. Şimdi maaşımla geçirmeye çalışıyorum ama dedi. Hoca efendi dedi. Benim hanım dedi. Seni siteden şey yapmış. Hanım da dinliyor. Ben şimdi bu parayla geçinemiyorum tabii diyor. Ben böyle bir hayata alıştım. Ya dedi.
Oraları biliyorum dedi. O yolları biliyorum. Oraya yakın bir büro açsam böyle falan. Yani demek ki ben benim için diyor bu şimdi harama alıştı, çok yedi içti ya. Bu hayata alıştım diyor. Benim için o hayat zaruret değilmiş şimdi diyor. Adama bak. Siz de güldünüz değil mi? Alıştım dedi. Benim için zaruret dedi ya. Zaruret ben de kadına diyorum diyor, anlamıyor diyor. Zaruretler haramı helal eder diyor. Vay be senin gibi şık ne gördün dedim ya. Dedim ya senin gibi adam bana lazım. Ne atladın sen buraya, gel bana dedim ya. Sen bizde fetva emini ol burada dedim. Senin gibi neyi buraya açacaksın lan? Hocam dalga mı geçiyorsun? Olur mu tövbe estağfurullah dedim ya. Sen Şeyhul Azam'sın dedim ya. Sen dedim nasıl fetvalar buluyorsun? Bu dersi yapmamazlar da sebebiyet var. Allah kurtarsın. Amin. Niçin söyledim? Zaruretler haram yolu o yoluyla olmuşsa haram helal etmez. Şükürsüzlüğün mizanı, şükürsüzlük nedir? Hırstır, israftır. Bak, hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Görüyor musunuz? Şükürsüzlük neymiş? Abi ben şükrediyorum elhamdülillah. Şükürsüzlük şuymuş kardeşim. Sana bana bırakmamış. Bir, hırs. Yani para kazanacağım diye dersleri, kitabı terk etmek. Hırstır. İsraf. İsraf etmek. Hürmetsizliktir. Değer vermemektir. Kale almamaktır. Bir de haram helal demeyip rastgele yemektir. Olur. Bu şükürsüzlüktür. İnsanın nefsi bir saat daha var abi. Yok. İnsanın ne kadar oldu? Biz kaçta başladık? 3.30'da başlamıştık. Ha. İnsanın nefsi helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirlermiş. İnsanda böyle bir sistem var. Bir odun düşünün gençler. Aynı bunun gibi. Duman var, nur var. İşte insandaki nefise de odundaki duman gibidir. O bunları istiyor. Yani bunları istiyor. Yani insanda nefis var. Odunda duman gibi. Bir tanesi bugün diyor. Hocam o dumanı yok edemeyiz mi? Vallahi odunu ne kadar kurutsanız kurutun ama yanınca mutlaka gene dumanı çıkıyor. Dumansız odun demek, odun değildir demektir. Nefissiz insan demek, insan değildir demektir. Ya olmaz. Adam lazım bize. Onun için rastgeleni yediren o adamdır. Çok keloğlandır. Acayip birisidir ya. İnsanın nefsi Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla haramdan çekilmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeyi, emri dinleme kabiliyet peyda eder. Nefis hiçbir şekilde mağlup olmuyormuş. Hiçbir şekilde. Bir şartla. Açlığa el freni çekiyor. Başka yok. Allah nefsi ateşe sokmuş. Ben kimim demiş, sen kimsin? Ben benim, sen de sensin demiş. Ne kadar azap vermişse hep öyle demiş biliyor musun? Biliyorsunuz bunu. Ama aç bırakmış demiş ki sen benim Rabb-i Rahim'imsin. Ben senin aciz bir kulunum. El freni çekiyor o zaman. Bu açlığın dışında çok zor. Yok ya. Yani. Kurallı yaşayın. Rastgele acıktığınız zaman yemeyin. Haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüzi lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Arkadaşlar, dün bir ders yaptım teneffüs vaktinde, yayınlanacak nur dersinde ve evliler, nokta nokta, evlenecekler, dikkat edeceğiniz, yani evlendin, nerede hayata yaptın, nasıl düzelteceksin? Hani sorun imal edilip de çaresi bırakmıyor. Onu bir dinleyin. Evlenecekler mutlaka dinleyin. Bu şu hatayı yapmayın diye. Çıkacak inşallah. Dersin adı evliler, nokta nokta, evlenecekler diye. Yayınlandı abi bu. He? Paylaşıldı o. Paylaşıldı mı? Aynen. Sayfası da var Facebook'ta. Facebook'ta. Yani nasıl yayınlamışlar? Hayır etmiyor. Ben de çekecekleri zannettim. Yani canlı yayın yapmıştım. Şimdi niçin söyledim? Haram var ya haram. Haramla meşgul olursak
Kıskançlık elemdir, ayrılık elemdir, mukabele görmemek elemdir, çeşitli arızalarla elemdir, daha eline geçmeden. Eline geçtikten sonra o maskeler ortadan kalkan, o cicim, uçmak, kaçmak, onun için var olman, senin için yaşıyorum, onlar hepsi kalkıyor, hikayeymiş. Çünkü evlenene kadar maske kullanılıyor. Nikah olmadan şeytan %50 aşk koyar, sevgi koyar, sevgi aşk zanneder. Nikah olduğu zaman sevginiz %50 düşer. Hele hele, tabii biraz hukukta ve fıkıhta şey olduğu için soruyorlar. Daha evlenmemiş, evleneceklermiş karar verecek kadar. Evlenmeye yakın, hamile kalıyor, düğüne yakın nikah yapıyor. Ondan sonra bana soruyor, o çocuk kimin? Ne diyeyim şimdi? Siz söyleyin. Şimdi bir adam düşünün, bak dini nikah olmadan evlenecek kız hamile kalıyor, sonra dini nikah oluyor, karısı oluyor ama hamile. Düşünebiliyor musun? Allah kimsenin başına vermesin, hayal et diyeceğim, demeyeceğim. Benim çocuk, benim sülbümden ama zina. Zina çocuğu. Ama alt etmiş ha. Anlıyor musunuz? Abi niye dile getiriyorsun? Kardeş. Aman. Pastanede, postane ile tanışılanlar ne karı olur, ondan ne koca olur. Yeniye evlenecekler. Eskiler hiç konuşmuyorum, şimdi size çarpıyorum. Sakın geçinmeyi yapamazsan evlenme. Geçinmesini yapabileceksen evlen, karını çalıştırma. Kadın eve para getirmesi demek, eve asit getiriyor demektir. Bazıları kızacaktır. Ama böyledir. Bu söz benim değil. Çünkü kadın zaten duygusal olduğu için eşitsin. O da para getiriyor, sen de getiriyorsun. Ne özelliğin var ki itaat etsin sana? Niçin itaat etsin ki? Ne özelliğin var? Sen doktor, sen de maaş görüyorsun, o da maaş getiriyor. Eşit. O da beşte çıkıyor. Kardeşim, çocuğunu kucağında tutup annenin işten gelmesini bekleme, ne olur. Anne çocuğunu tutsun, çorbasını hazırlamış, babayı beklesin. Sıcak bir ortam yak. Anladın mı? Akıllı ol. Alırken bari işe yarasın. Seni birisi beklesin. Sen bekleme. Sonra annelik yapamaz. Anneler anne ocaklarını arar. Kreşler anne yuvalarını arar. Annelik yapmadıkları için. Annelik yapmayınca o çocuğa anne yuvalarına koyarsın. O çocuk da büyür, anneye annelik yapma, evlatlık yapmaz. Yabancı bakıcı tutuyorlar abi. Yabancı ve onda, o da seni alıyor. Huzur namı altındaki huzursuzluk eve koyacaklar. El cezamin cinsin abi. Cezamı el cinsinden. Hiç böyle şey yapma. Langur lungur yapma. Etme bulma dünyasıdır. Yapma. Aynen öyle. Çarpık, yapma. Çarpık ediş. Evet. Yani hiçbir şansın yok. Yapmayın. Bak ne kadar rica ediyorum. Artım içim dolu ya. Şimdi ötekisi zaten abi diyorlar ki diyor. Ya bu çocuk senin değil diyor. Ya böyle saçma söylüyor. Niye aradı hayırdır beni dedi. Ya ne bileyim dedi. Gene yani ben seninle tatmin olayım. Hani çocuğu olmuş da benim ya dedi. Ne diyeyim şimdi? Dedim kardeşim ben dedim vaazım, fıkıhçı değilim. Fıkıhçıya sorarsın. Ne diyeyim? Ben vaazım. Ya, fıkıhçı değil. Sorarsın fıkıhçıyı. Ne yapayım? Kırmak da istemiyorum. Burada bağırdığıma bakma. Aşağıda ben bu değil. Gençler çok seviyorum sizi. Azap çekmenizi istemiyorum. Yani yandım, yıkandım, mahvoldum, köfte oldum, viran oldum. Bırak o ya. Hikaye. Sakın. Sakın ne olur. Dün o dersi de yaptım. İlk önce evlenirken sakın din seçmeyin. Dindar seçmeye kalkmayın. Ne diyorsun ya? İlk önce siciye, ahlak, huy. Aslı hu nesli hu. Soyunun sopuna bak. Abi falan soptan ama soydan ama bu böyle düşünmüyor. Aslı hu nesli hu.
aslihu neslihu. İlk önce seciye. Sonra din. Sonra sanat deniliyor. Sanat kendini yönetme. Bak o dersi dinlersiniz madde madde. Olur mu canım kardeşim? Evlilerde şu, nerede hata yaptın? Ondan sonra dua edeceksin. Onları şeyler yapıyoruz. Nerede? Diyelim ki o oldu. Tamam o oldu. Öyle ümitsizliği etmiyoruz. Ondan sonra dua edeceksin. Tamam. Haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve 10 sene hapis cezasını çektirir. Arkadaşlar hepimiz de harama düşmüşüz. Daha biliyoruz. Bak 10 dakika haram işledik değil mi? Vallahi ben 10 seneden beri o harama her gün dua ediyorum. 10 seneden beri hala Dicdan'daki yangın bitmemiş. Hazreti Ömer'in sözü hatırıma geliyor. 10 dakika diyor günahı yaparsın yani 10 dakika şimdi. Türkçesiyle. 10 sene tövbesini yaparsın ama affedildiğini de bilemezsin. Hep ömür boyu yanarsın. 10 dakika için 10 sene. O da çare de değil ha. Ben hala ediyorum ama affedildiğinde ümit ediyorum. Kur'an'da var çünkü. Bir günah işlediniz mi diyor Cenab-ı Hak. Tamam. Bir daha ona dönmezseniz. Bilmiyordun ama. Bu dersi duyduktan sonra değil tabii. Abi ben ilk defa yapacağım lan şimdi falan. İlk defa değil. O bilmiyor. Sen bilmiyordun davayı İstanbul bilmiyordun. Yaptın düştün tamam mı? Cahil. Allah diyor ki Celle Celaluhu, bir daha ona dönmezsen üzerime alıyorum. Tamam görüyor musun? Dönme kardeş. Değil mi? Hadi içimizdeki o günahtan ya Rabbi. O herkes içindekini geçirsin. Kaç tane varsa. Allah'ım o günahları biliyordum. Biliyordum ama şuursuzdum. Şuursuzdum ama aldatıldım. Allah'ım. O Kur'an'daki o ayetini şefaatçi yapıp o hakikatini bana tahakkuk ettir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına o günahından hesap sorma. Amin. Allah'ım sorma. Müslümanın günahını Allah sormasını istemiyor inşallah. Sormasın. Dua ederken deyin ki ya Rabbi şu günahımı bile ağzıma alıp bunu affet diyemiyor. Var mı? Allah'ım ama sen biliyorsun. O günahımı değil hesabını kendisini duymak beni rahatsız ediyor. Ya Rabbi sen biliyorsun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı senin yanında neyse onun hatırına beni ondan kurtar. Senin yanındaki değeri hatırla. Onun bana hesap sorma, hatta hatırlatma. Böyle de samimi. Ben bu kürsüde beşeriyetimle demiyorum. Burada vazifedarlığımla diyorum. Böyle dua et ve samimi ol. Dönme ona bir daha. Benim Rabbim affedeceğine inanıyorum. Benim Allah'ım böyle. Benim Rabbim, benim tanımladığım benim alemimde Allah o. Böyle inanın, itimat edin bana. Sakın içinizde zan geçirmeyin. Zanınıza göre muamele ediyorsunuz. İtimat edin. Benim gördüğüm kitapta Allah'ımız bir daha dönmesek affedin. Dönme kardeş. Haram dairesi okuduk. Nimetleri verene şükür vaciptir. Küfranı nimet aklında haramdır. Başka? Saatim geldi, düz okuyorum. Küfranı nimet aklen de haramdır okuduk. Vacibin mukaddemesi vacip, haramın mukaddemesi de haramdır arkadaşlar. İçki içmek haram olduğu gibi, onu da satmak haram gibi. Mesela sizden en çok endişe ettim. Sizde harama öyle bilerek düşecek, büyüklere düşeceğinizi zannetmiyorum da. Yok hakikaten öylesi, o iltifat için demiyorum. Ya, mümkün değil, bu derslere katılanlar bilerek büyük haramlara düşünce inanmıyorum, yok öyle bir şey de. Şu telefonlardan, internet videolarından uzak durun. Endişe o. İnşallah Allah onu da, sizleri de, bizleri de kurtarır inşallah. Kurtarsın inşallah. Çoluk çocuğumuzu da kurtarsın yani. Evladı yerlerimizi. Bu Süfyaniyet Deccalı'nda. Lanet olsun bunlar. Size de bir müjde vereyim. İşlediğiniz her bir günah size
bunu yapmanıza vesile olan Deccal'a bir kat yazılıyormuş. Peygamberimiz diyor. Sen de silinmiyor ama. Bol bol günah yapalım dedi de. Tamam. Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları ödüp rızık yapmak şeriat-ı fıtri haramdır. Onun da bedeli başka bir şekilde ceza çekiyor. Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın. Ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin ve hakeza. Gözü çıkartamazsın, intihar edemezsin. Manen gözü çıkarmak demek olan harama sarf edemezsin. Yapma. Arkadaşlar, sizin endişem internetlerdeki şeyiniz. Yoksa Allah'ın izniyle delikanlı adamsınız, okşamıyorum. Yoksa burada nasıl geldi? Buraya seni getiren Allah seni seviyor demek. Tabii ya. Bir gün rüyada sordu bana, ne iş yapıyorsun dedi dünyada. Allah anlatıyordu. Şimdi öyle bir meslek ki bak, Allah anlatıyor. Allah, siz de öylesiniz. Çünkü otobüste sağda solda çalıştığınız yerde bir muhtaç olduğu zaman Allah anlatmıyor musunuz? Ama yaşınızın ayrı. Ama hayattaki felsefeniz, anlayışınız Allah anlatmak. Mesleğiniz o. Dünyada ne iş yapardın geçimini düşünün? Allah anlatır. Davayı anlatır. Mesleğiniz o. İHŞ'deki çalışmanız değil. Mesleğin bu. Ha? Bir zanaat var, bir sanat var. Zanaat, araba tamir edebilmek. Sanat ise Allah'a anlatamam. Mesela ben Hamza'yı görüyorum. Lastik ve jantmanlarla alakalı bir abimiz. Zanaatı bu. Zanaatı bu. Bir de sanatı var, vallahi şahitim. Gelene sanat yapıyor bakın. Allah'ını anlatıyor. Peygamberini anlatıyor. Hepiniz öyle ya. Mümkün mü? Hepiniz öyle. Hoca işte, öğretmen, edebiyat hocası. Zanatı, edebiyat, sanatı Allah anlatmak. Zanat ve sanat. Arkadaşlar, zanatın bu, sanatın bu diyeceksin. İyi Ayşe, çoluk çocuğun, vallahi sizin işiniz Allah anlatmaktır. Öyle diyeceksin nikah mekiliye. Ne iş yapardın ya da? Allah anlatırdın. Nerede? Çalıştığım yerlerde. Sanki Allah anlatmak için girmişsin. Evet, öyle. Ehl-i İslam'da nazar haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsani heyecana gelip vücudunda suyu istimalat ile israfa girer. Arkadaşlar, dikkat, zamanım geçtiyor gibi ben A diyeceğim, Z'yi siz anlayacaksınız. Bugün psikoloji bozukluğunun bir sebebi de zevk tuzaklarıdır. Zevk tuzaklarının en büyük şeyi de kendini haftada birkaç defa gusle mecbur etmekten gelen vücuttaki israfattan, vücuttaki enerjinin baskın gelmesi, buhranı oluyor. Anlıyor musunuz? Birkaç defa kendini gusül yapmaya mecbur etmek, vücutta israfın çok olacağından, o maddenin imal edilmesi adına hummalı bir enerji sarfiyatında çalışacak vücut ki nizama girsin. O da çok zor olduğundan devamlı gerilim olur. Çok banyo yapanlar çok gerilim olur, asabi olur. Herkes öyle değil de kısmen böyle. Yani elinizden geldiği kadar harama muhatap olmazsanız bu israfat olmaz. Hürmet, merhamet, helal haramı bilmekle İtaat düsturuyla hayat-ı içtimai emniyet dairesinde cereyan edebilir. Takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetten mukabil sevabı var. Farz ve vaciplerde, şair-i İslamiye'de ve sünnet-i seniyede itibarında ve haramların terkinde riya giremez. İsar-ı riya olamaz. Böyle büyük kebair içinde sokağa çıktığınız zaman haramların terkinde, mesela televizyon olan odadan, televizyonsuz odaya gidip kitap okumaya geçersen,
İtimat et bana, benden alırsın ahirette yalan söylüyorsam. Televizyonlu oradan, televizyonsuz oradaya kitap okumaya geçersen hicret sebebini alacağını söz veriyorum sana. Hicret sebebi alacaksın. Haram yerden haramsız yere hicret edip kitap okumaya geçersen vallahi benim Rabbim sana hicret sebebi verecektir. Böyle büyük kebair içinde haramların terkinde takva ishar etmek, o dayı o tetki tarafa değiştirmek değildir ya, belki ifasından pek çok derece daha sevaplı ve halistir. Size bir başka bir sır söyleyeyim. Cep telefonunda tabii ki okuyacaksınız hem Kur'an hem Risale, ama gerektiği feyzi alamazsınız. Kitapta başka bir sır var. Şu anda ben buradan okudum ama yalsız tutsuz geliyor. Buradan da okusam yalsız tutsuz geliyor. Aslı budur vallahi. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Aklım ermemiş daha. Ama duygumu söyleyeyim. Ben burada ne bu lezzet veriyor bana, ne bu lezzet veriyor. Bunu tabi nerelerden alınmış o sayfalar, hep bütün külliyatı getirsem, atıfla yapsam, hem siz daha lezzet alacaksınız hem de ben. Onu biliyorum. Ama gücüm yetmiyor. Bu kadar fazla metin okuyamazdım diye. Ama bu başka bir şey. Niçin böyle bilmiyor. Hakikaten bilmiyor. Medeniyet-i Hazira'nın harikaları kanaatsızlık ve iktisatsızlık yoluyla sefahate, israfa, zulme, harama sevk ediyor. Tamam mı böyle? Reklamlar bu konuda çok ciddi iş yapıyor. Kadınlar zaten horoz dolumsuz oynuyor. Bir de reklamları görünce, dolum görünce her çıkan malı alma ihtiyacını duyuyor. Ondan sonra sana ek iş getiriliyor. Getirmek zorunda tabii. Medeniyet-i Garbi Hazira iktisat ve kanaat esasını bozup israf ve hırs ve taama ziyadeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmıştır. En önemlisi de şey arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, görenek belası. Herkes öyle yapıyor. Herkes köyden çıkıp şehirde kalıyor ya. Yazın kale çıkıyor. Ama herkes o daire almak adına en az kafadan 20 senesi gitti. Ömrünün 20 senesini harcayacak. 10 sene olsun. Niye? Herkes orada ya, biz de oradayız ya. Ne derler şimdi köyde kalsak? Ne derler ya? Ne derler diye yaşamamak lazım. Su ihtiyardan, gayrimeşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüt eden hareketler haram helal etmeye medar olamazlar. Biraz da böyle haramlık selamlı arkadaşlar, dikkat edin. Amcamın çocuğudur, amcamın kızıdır, teyzemdir, teyzemin kızlarıdır, bilmem nedir, şudur budur. Sonra neler aileler arasında ne uçurumlar olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yapmayın. Haram muamelelerden tevellüt eden hareketler harama helal etmeye medar olamaz. Uzak durun. Kardeşim uzak durun. Ben okuyunca eylemi gösteriyorum. Duhul ile huruç haram oldukları gibi hadis ve Kur'an'da dahi ziyade ve noksan etmek memnudur. Mesela hadiste çok men ediliyor. Onu çok kızıyor, men ediyor. Mesela adam kolunu sallaya sallaya ayet var diyor. Ayetten ahkam çıkarır tarzında hiç hüç çekilmeden Allah adına hükmediyor. Allah böyle diyor. O mesela Seyit değil, Seyit'im. Seyit değilim dese. Seyit de Şerif. Orada ustad şey oynuyor. Duhul ve huruç. Yani dahil olmak, çıkmak, çıkartmak. Eklemek, çoğaltmak yani. Dahil etmek, çıkartmak. Say masrafa kafi gelmediğinden hileye, harama sevk etmekle medeniyet-i hazıra ahlakın esasını şu noktadan ifsat etmiştir. Yani adam rüşvet almaya alıştığı için, rüşvet almaya, ben ne yapayım diyor yani. Bu sefer gelir gidere denk gelmiyor. Bazen haram bildiğimiz şey ilca-i zaruret vacip olur, taaffun etmiş parmak kesilir, ta el kesilmesin diye. Bu da söyleyecektim, başta söylemişim. Ehven-i şer meselesi. Arkadaşlar, Risale-i Nur ortadadır. Son şeyin ortadadır. Ölçüleri de ortadadır. Ustad her şeyi yaşamış fiilen. Siyasi tercihlerini yaşamış. Hayat ortadadır.
Koca Bediüzzaman Asıl İmamı saf sanki. Seçim kutusunun kaç tane olduğunu bilmiyor. Gitti seçim kutusuna. Bu da iş yaptığı için. Aldı şeyi. Evladım demiş. CHP'nin değil demokratların sandığı hangisi onu atayım demiş. Efendim demişler bir tane sandık. Ha, öyle mi yani? Yani orada ihsası rey etmiş. Reyini göstermiş tamam mı? Tabii saf çocuk şeylere. Aldanacak kişilere. Evladım demiş. Demokratların şeyi hangisi kutusudur demiş. Tamam mı? Şimdi. Evet. Yani tabii ki asıl imamı devamlı Emir Dağı'nda ve tarihçi hayatta CHP'yi hiç evvelişen çividen indirmemiş. Kimin nazarında konuşmasında CHP devrede yok, onu sakın dinlemeyin. Çünkü o bilmiyor. Bilir, peki bilip de demiyorsa o çok tehlikelidir. Azmanmak istemiyorum. Bilerek çarpıştırdığı için değiştirdiğinden dolayı çok tehlikeli. Arkadaşlar belki içinizde şeyleriniz var. Doğulusunuz, batılısınız, Türksünüz, Kürtsünüz, Lazsınız, Çerkeksiniz. Sakın menfi milliyetçiliği esas yapmayın. Allah'ımız ve İslamiyetimiz bunu men etmiştir. Irkçılık haramdır. Tamam mı? Bunu ne mutlu Türk'üm diyene bize yaptırılmış. 80 seneden beri Türklerin böyle bir şeyi yok. Kürtlerin de yok. 80 seneden beri bize dayatılmış bunlar. Tamam, o dolayısıyla bazı duygularımız hassastır. Bu bize işlettirilmiş, çaktırmadan vicdanımıza mal ettirilmiş, tamam mı? Bizim milliyetçiliğimiz tektir. Ne mutlu Müslümanım diyene. İslami milliyetçiliğimiz esastır. Başka yoktur. Ve Davut Besin'de Allah Resulü şunlar ayağımın altındadır dedi. Bir, faiz. Dim. Kan davası ve ırkçılık, menfi milliyetçilik. Tamam mı? El İslametül asabetül cahil. O cahiliye İslam'dan önceki adetti. Kavmiyle, örfüyle, kendi yöresiyle gururlanan avamidir. Biz milliyetçiliğimiz şudur. Cennet ve cehennemi, böyle ahireti alemi gaybı kuşatan İslam milliyetiyle serfiraz. Serfiraz. Bize İslam milliyeti yetiyor. Kafi. Herkesi kuşatıyor. Sakın onların da o tür duygularımızın aleti değil. Asıl imamını bakacağız. Hayatımızı ona göre tanzim edeceğiz. İnternet ve televizyonlardan uzak duracağız. Haramlık selamlıklara dikkat edeceğiz. Evlerimizde Kur'an'ımızı okuyacağız, risaleleri sesli okuyacağız. Dostumuzu, düşmanımızı ayıracağız. Tamam? Eğer dostumuz, düşmanımız belli değilse bizi ayağımız kaymaması mümkün değil. Haftada en az bir gün derse gideceğiz. Her gün mutlaka 5-10 dakika risale okuyacağız. Tamam? Aldırmamak için. Sonra her gün Hizbul Kur'an'ımız olacak. Hizbul Hakayk-ı Nuriye'den dersimiz olacak. Haftada en az bir cüzümüz olacak. Tamam. Benim hatırıma gelenler bunlardan. Haramlarımız, helamlarımız da bunlar oluşturuyor. Allah bizi istikamette ayırmasın. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Cenab-ı Hak Müslümanlara dirayet, basiret, feraset ve kemalat versin. Ağlayan alemi İslam'ı ittihadi İslam'la güldürsün. Ya Rabbel Alemin, vatan için, din için, mukaddesat için, namus için cihat eden mücahitleri kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Allah'ım doğrularla bizi beraber eyle. Amin. Yanlışlardan bizi, yanlış olanlardan uzak eyle. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, sadakatullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle. Amin. Niçin bunu böyle yaptın, niçin bunu böyle dedin, niçin bunu böyle yapmadın, niçin bunu böyle demedin, itabına vesile olacak sözleri, fiilleri nasip etme. Amin. Nasip olmuşsa Settar, Tevvab ve Gaffar ismi hürmetine affeyle, mağfiret eyle. Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani hizmeti içerisinde, dairesinde şehit olmayı nasip eyle. Amin. Vahir davahum.
Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.